YouTube kanalından herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Erol Alagül. Bugün sizlere Alfa Romeo R2'nin performans sürüşünü yapacağım. Yokuş testini yapacağım. Ve güçlendirilmiş halini anlatacağım arkadaşlar. Videonun çok yararlı olacağını düşünüyorum. Daha önceden Alfa Romeo R2 modelini sizlere zaten tanıtmıştım. Ama performans sürüşü yapmamıştım. Şimdi bu bisiklete hem çift motor uygulaması yaptık. Görmüş olduğunuz gibi ön tarafta 1000 watt motor. Arka tarafta kendi sistemi 250 watt motor. Ve kendi bataryasıyla beraber ekstradan bizim yapmış olduğumuz batarya. Tamamen iki sistem arkadaşlar. İki tane ekran, iki el gazı, iki pedal sensörü, iki beyin. Tamamen çift sistem yaptık. Şimdi sizlere hem Alfa Romeo'nun tek başına 250 watt motor gücüyle beraber performans sürüşünü hem de çift motorla ne kadar fark ettiğini, ne kadar güçlü olduğunu sizlere tek tek anlatacağım arkadaşlar. Şimdi performans sürüşüne hep beraber geçelim. Yeah. I get so bad, there's no control in me, my life gets so bad, I'm like grabbing that, I told my rat, my blood boils over like, oh god, here goes, I lost all feeling from my head to my toes, you said some shit that I can't let go, so just stay tuned for the rest of the show. Evet arkadaşlar, şimdi performans sürüşümüze buradan başlayacağız. Size bisikletin hem özelliklerinden bahsedeceğim yolculuğumuz esnasında. Hem düz yol performansına, dediğim gibi hem tek motor hem çift motor olarak size performans sürüşünü göstereceğim. Menzillerinden bahsedeceğim ve en sonunda yokuş performansı yaparak bu yokuşta sizlere hem tek motorun nasıl çıktığını hem de çift motorla beraber nasıl bir ekstra katkı sağladığını net bir şekilde göstereceğim arkadaşlar. Şimdi burada bir iki şeyden bahsetmek istiyorum. Sol taraftaki gaz kolu arka taraftaki motorumuzu aktif hale getiriyor. Yine sol taraftaki ekranımız arka taraftaki sisteme hareket ettiriyor. Buradaki sağ taraftaki sistemimizde ön tarafa takmış olduğumuz 1000 watt motoru aktif hale getiren sistem. Şurası ve burası. Gördüğünüz gibi gaza bastığım zaman ön taraftaki sistem hareket ediyor. Tamamen çift sistem arkadaşlar. Birbirinden bağımsız. Bunu kapattığım zaman sadece 250 watt motor aktif olur. Bu tarafı kapattığım zaman sadece 1000 watt motor aktif olur. Hangisini açık bırakırsak o aktif hale gelir. Öncelikle burayı başlayarak söyleyeyim. Şimdi 1000 watt motoru kapatıyorum. 250 watt motorumuzda sadece devam edelim. Bakalım kaç kilometre hız yapacağız. Ne kadar performans verecek bize. Gördüğünüz gibi bu aktif değil şu an. Bassam da gitmiyor. Bu aktif. Şimdi hareketimize başlıyorum arkadaşlar. Gaz koluyla ilk çıkışımı sağlıyorum. İlk çıkışımızı sağladık. Birinci kademede yavaş başladık. 2, 3, 4 ve 5. Beşinci kademede maksimum süratle şu an hafif rampaya çıkıyorum. Şu an arkadaşlar 250 watt motor gücü. Yokuşa doğru tırmanıyorum arkadaşlar. 20 kilometreyi zor buldum. Normalde hız limiti açıldı bu bisikletin. 30-32 kilometre en fazla yapacağı hız bu bisikletin 30-32'dir arkadaşlar. Şu an 20-22'lerde gidiyorum. Alfa Romeo R2 modeli arkadaşlar. Benim en çok beğendiğim modellerden bir tanesi. Gerçekten kadro yapısı, görüntüsü ve bataryasının içerisinde olmasından kaynaklı yağmurdan, sudan korunmasıyla beraber en sevdiğim modellerden bir tanesi arkadaşlar bu model. Bu arada şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Bizim Mersin ilinde bisikletlerle ilgili, elektrikli bisikletlerle ilgili devamlı çalışma yaptığımız bir yerimiz var. Kadro teknoloji olarak bu işleri devamlı yapıyoruz. Eğer bisiklet almak isterseniz bana ulaşabilirsiniz. Bu Alfa Romeo R2 dahil birçok modelimiz mevcut. İsterseniz güçlendirme, isterseniz bu bisikletlerle ilgili gaz kolu, aksesuar, bunlarla ilgili de yardımcı olurum ben size. Şimdi arkadaşlar 250 watt motoru görüyorsunuz. Güzelce gidiyoruz. Yokuş çıkmamıza rağmen çok rahat. Bakın şurası çok dik bir rampa. Bayağı bir dik. Şimdi burada 23-25 ile gidebiliyorum. Şimdi burada, şurada durayım hatta. 1000 watt motoru aktif etmek istiyorum. 1000 watt motoru açıyorum. Şu an arkadaşlar bunu da 5'e getirdim. İkisi de 5. kademede ilk kalkışı ikisiyle beraber birisi önden çekişli, birisi arkadan itişli olarak toplamda 1250 watt motorla nasıl çıkacağımızı burayı görelim. Bu bisiklete neler kattığını görelim arkadaşlar. Şimdi başlıyorum. Çift motor performans. Şu an arkadaşlar rampa çıkıyorum ama dümdüz yol gibi. Evet. Şu an 43-44 kilometre hızlar. Gördüğünüz gibi
Çok rahat. Buradan döneceğiz arkadaşlar. Bisiklet Fatbike model arkadaşlar. Kalın tekerlekli. 20x4 ebatında lastikleri var. Yol tutuşu çok iyi. Şu an hafif yokuş aşağı arkadaşlar. 57 kilometre. 60, 62, 66. Arkadaşlar performansı görmüşsünüzdür. Çift motor olarak son derece iyi. Devam edelim. Görüyorsunuz arkadaşlar, gerçekten anlatmaya gerek yok. Performansı mükemmel. Şimdi arkadaşlar az önce bahsettiğim dik rampaya geldim. Az önceki rampalardan çok daha dik bir rampa. Görüyorsunuz burası. Şimdi buradan yokuş yukarı çıkacağım. Çift motor olarak tabii ki de. Şimdi aşağı inelim. Burası arkadaşlar öyle böyle rampa değil. Dik bir rampa. Onu söyleyeyim. Şurada park ederek birkaç şey bahsettikten sonra rampaya çıkacağız ve videomuzun son bilgilerini vereceğim. Burada dediğim gibi öncesinde birkaç bilgi vermek istiyorum. Evet arkadaşlar, bisikletimiz bu. Alfa Romeo R2 modeli. Gerçekten çok karizmatik, güzel bir bisiklet. Üzerine çift motor yaptığımız zaman çok çok daha iyi oluyor. Hem performansı fazlasıyla artıyor. Hem de görmüş olduğunuz gibi hızımız artıyor. Yokuş performansımızı birazdan göreceğiz. Şuradaki dik rampaya çıkacağız. Alfa Romeo R2'nin arkadaşlar motoru 250 watt. Standart RKS'nin motoru. Türkiye standartlarında olan bir model. Genel anlamda 25 km sınırı var. Hız limitini ekran ayarlarından arttırabiliyoruz ve 30-32 km hıza kadar çıkartabiliyoruz. Bisikleti sadece bu haliyle bile kullanabilirsiniz aslında. Onu söyleyebilirim. Ama özellikle yokuşlu yerlerde kullanacak kişiler ve hız seven kişiler, hızı arttırmak isteyenler 1000 watt motor ön tarafa taktırarak performansı son derece arttırabilir. Görmüş olduğunuz gibi 48 volt 1000 watt motor gücünde. Ben kendi bisikletimde de arkadaşlar 1000 watt kullanıyorum. Günlük ortalama 40-45 km menzil yapıyorum. Ve gerçekten istediğim zaman bisiklet gibi, istediğim zaman motosiklet gibi kullanabiliyorum. Dilediğim zaman 250 watt motoru, dilediğim zaman 1000 watt motoru istediğim gibi aktif hale getirebilirim. Veya deaktif yapabilirim. Alfa Romeo elektrikli bisikletin arkadaşlar bataryası gövde içerisinde burada. Bu bisiklet katlanıyor. Buradan açarak şu şekilde çok rahat bir şekilde katlayabiliyorsunuz. Şuradan. Bataryayı da buradan çıkartıyorsunuz gördüğünüz gibi. Çok rahat. Yani bunu çift motor yaptığınızda da bu değişmiyor. Çift motor yaptığınızda da aynı şekilde burayı tekrardan kapatıyorsunuz. Gördüğünüz gibi tek elle bile kolayca katlayıp tekrardan açabiliyorum. Yani çift motor yaptığımız zaman kesinlikle bu sistemi engellemiyor arkadaşlar. Katlanır olma özelliği devam ediyor. Şimdi bataryalardan ve motorlardan bahsedeceğim. Kendi sistemi arkadaşlar 250 watt motor, 10 amper bataryaya sahip. 25-30 km hız yapar.
32-33 kilometre hıza kadar çıkar ve ortalama 25-27 kilometre menzil yapar maksimum hızlarda. Yavaş hızlarda 30-35'i de görebilirsiniz arkadaşlar. Bizim yapmış olduğumuz sistem 1000 watt motorlu. İstersek bunu 500 watt motor da yapabiliyoruz. 500 watt motorda 45 kilometre hızı buluyor. Bizim yapmış olduğumuz şu anki 1000 watt motorlu sistem 55-57 kilometre hıza kadar destek veriyor arkadaşlar. Arka tarafa görmüş olduğunuz gibi batarya yapıyoruz. İsterseniz LiPo 4, isterseniz lityum iyon batarya yaparak arka tarafın metal kutu içerisine bu şekilde koyabiliyoruz. Anahtarı var. Anahtarından buradan açarak sürgülü zaten bu sistem. Arkadan kolayca çekerek eve götürüp şarj edebiliyorsunuz. Bu sistemde arkadaşlar 1000 watt motor veya 500 watt motor taktıktan sonra enerjisini aldığı bataryası. Bunu da istediğiniz gibi arttırabilir veya azaltabiliriz. Bataryayı büyütmek menzili arttırır. Kaç kilometre menzil istiyorsanız ona göre bana sorduğunuz zaman sizlere yardımcı olurum. Dediğim gibi bu bisikleti boş haliyle yani 250 watt motor 10 amperlik haliyle veyahut çift motor olarak benden isteyebilirsiniz. Telefon numaramı bırakıyorum sizler için. Beni aradığınız zaman bu sistemlerle ilgili hem fiyat bilgisini hem de ayrıntılı tüm bilgileri verebilirim. Ayrıca YouTube kanalımda yorumlar kısmında da bana yorum yapabilirsiniz. Sorularınız varsa sorularınıza oradan da cevap verebilirim. Ayrıca arkadaşlar YouTube kanalıma abone olarak videolarımı da beğenirseniz çok sevinirim. Bu ve bunun gibi birçok yararlı içeriğim var. Şimdi arkadaşlar bisikletle ilgili tüm bilgileri verdiğimi düşünüyorum. Dediğim gibi sormak istediğiniz soruları bana yine açıklamalar kısmından sorabilirsiniz. Şimdi bu yokuş performansını yapalım ve yokuşta nasıl çıktığımızı görelim. Daha sonra da videomuzu sonlandıracağız yavaş yavaş. Şimdi arkadaşlar yolculuğumuza başlıyoruz. Öncelikle bu yokuşu çift motor olarak çıkacağım. Hazırız. 3, 2, 1. Başla. Hem önden çekişli hem arkadan itişli. Çok rahat başladım. Şu an pedal da çevirmiyorum. En dik yerdeyim. En dik yerde arkadaşlar 35 km hızla çıktım. En dik yerde ve çift motor sistemiyle. Bir kere daha çıkmak istiyorum. Gördüğünüz gibi burası bayağı bir dik rampa. Aşağı doğru iniyoruz. Hızı gördünüz arkadaşlar. Çok dik rampa olduğu için bayağı bir hızlandık. Şimdi döneceğim buradan. Bu sefer de 250 watt motorla çıkmayı deneyeceğiz bu rampayı. Yani 250 watt motor haliyle 1250 kadar etki etmeyecek. Şimdi 250 watt kendi sistemiyle bu bisikleti hareket edeceğim. Gördüğünüz gibi bizimki çalışmıyor. Ekranımız kapalı zaten görünüyordur burada. Ekran yok. Sadece 250 watt motorla çıkıyorum. Vitesimizi düşürüyorum. Çünkü 250 watt motor yetersiz pedal çevirmek gerekiyor böyle yokuşlarda. Görüyorsunuz çıkıyorum ama yavaş çıkıyorum yani. Gördüğünüz gibi yavaş. Yani 12-15 km hızla dik rampaları pedal çevirerek çıkabilirsiniz. Bu kadar. İleride daha dik rampa var hatta orada biraz daha yavaşlar. Ama çift motor yaptığımız zaman açıyorum. Hatta 250'yi kapatalım. 250'yi kapatalım. Sadece 1000 ile çıkıyorum. Sonra 1250 ile çıkalım. Şu an 250 aktif değil. Sadece 1000 aktif. 1000 ile çıkıyoruz arkadaşlar. Çıkıyorum. Gördüğünüz gibi önden çekişle. Pedal çeviriyorum. Hafiften. Şu an arkadaşlar çok rahat. Çok rahat. 250'yi de açalım. Açtım. Şu an arkadan da destek verdi. İki motorla süper çıkıyor. Arkadaşlar iki motorla canavar gibi çıktı. Yani çift motor haliyle birbirine destek de veriyor arkadaşlar. Yani bu ne demek oluyor? Motorların zorlanmasını, arıza yapmasını engeller. Özellikle bana sorulan bir soru var. Şimdi şu aşağıda bahsedeyim ona. Eğer biz bu motoru takarsak bizim motorumuzda zararı var mı? Kesinlikle yok arkadaşlar. Tam tersi yararı var. Hareket eden bir sisteme yeni bir hareket sağlıyoruz ve birbirlerine destek veriyorlar. Bu iki sistem aynı anda açık kaldığı zaman birbirlerini koruyor yani. Tam tersi zarar vermektense koruyor ve çok rahat bir şekilde buraya çıkmanıza olanak sağlıyor. Tek motorda zorlanan bir sistemde arıza yapma ihtimali olabilir. Ama çift motor olduğunda birisi arkadan itekliyor, birisi önden çekiyor. İkisi de birbirine destek veriyor. Ömürleri uzuyor, performansları artıyor arkadaşlar. Bu şekilde net bir şekilde size bilgi vereyim. Gerçekten son derece muazzam bir sistem.
Şimdi son defa yokuş çıkalım ve düz yolda bir iki şey daha söyledikten sonra videomuzu sonlandıracağız arkadaşlar. Şimdi son defa çift motor yokuş performansı yapıyorum. Kesinlikle pedal çevirmeyeceğim. Pedal çevirmeden bu dik rampaya nasıl çıktığımı göreceksiniz arkadaşlar. Şu an performansıma pedalsız olarak başlıyorum. Şu an çift motor arkadaşlar, pedalsız. Pedal çevirmeden bu yokuşu nasıl çıkacağız? Ayaklarımı da şöyle gösteriyorum. 34 kilometre hız arkadaşlar. Dimdik rampaya 34 kilometre hızla çok rahat çıktım. Gördünüz, anlatmaya gerek yok. Yokuş çıkamıyorum diyenler, bu performans sizin için gelsin. Eğer maddi durumunuz varsa arkadaşlar, 1000 artı 250 watt toplamda 1250 watt motor gücüyle bu sistemi yaptırın. Kesinlikle kesinlikle yaptırın. Gördüğünüz gibi uçuyoruz. Arkadaşlar, sistemle ilgili soracağınız her türlü soruyu bekliyorum. Sizlere bütün detayları paylaşacağım. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.